Oluştan altınları geri almalıyız. UNITA hesap sormadan onları ele geçirmemiz lazım. Oruç'un bu gizli bilgilere ulaşması da canımı sıkıyor artık. Bu bilgiler ilk Han'a geliyor. Han'da Oruç'un hesabına çalışan bir köstebek olabilir mi Silvio ha? Onunla arası iyi olan biri. Nasıl yani? Kızım Isabel'i mi kastediyorsunuz? O asla böyle bir şey yapmaz. Hem nereden bilecek ki? Kimseyi kastetmiyorum Silvio, rahat ol. Ama artık her şeyden, herkesten şüphelenmeliyiz. Babanın Hızır'a gemi tahsis etmesini engelleyebildin mi? Gerekeni söyledim. Ama beni dinlemedi. Gemiyi tahsis etti Hızır'a. Gemiyi Hızır'a tahsis etmiş ve bunu bu kadar rahat söyleyebiliyorsun. Bu durumdan ben de memnun değilim Pietro. Söylesene, nasıl hakim olacaksın sen İskenderiye'ye? Babana bile laf geçiremiyorsan, abin Şahin'den ne farkın olacak senin ha? Söylesene, niye geldin sen buraya? Hı? Baban fırtınadan etkilenmedi mi? Tufan ol o zaman Şahbaz. Merak etme. Babam da olsa benim lafımın ezilmemesi gerektiğini öğrenecek. Beni emretmişsiniz efendim. Oruç'tan altınları alabilmek için her köşeden sıkıştırmamız lazım. Şimdi git ve Oruç'un karısını kaçır Alfeo. Hiçbir şekilde yola gelmezse karısına karşılık altınları vermek zorunda kalacaktır. Emredersiniz. Baba. Sana Hızır'a gemi tahsis etmeyeceksin demiştim. Niye benim sözümü dinlemedin? Şahbaz. Seni adam yerine koyup karşıma oturttum. İtliği bırak. Zıkkınlan. Zevzeklenme. Bir de adadan geri gelirken senin gemin getirecekmiş. Öyle mi? Öyle. Orada mı koyacaktık onu? Bak bu olmadı baba. Bu hiç olmadı. Ben sana gel beraber ailecek bir olalım dedim. Sen bana ihanet ettin. Benim lafımı çiğnedin. Bunun bedelini beni tanıyan herkes çok iyi bilir. Sen de öğreneceksin. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Sen kimsin? Sen nasıl beni tehdit edersin? Kimsin sen? Sen beni zehirledin sen. Sen mi? Güle güle baba.
Hazır da o odadan dönemeyecek.